Hazırsan şimdi beraber ne yapacağız? Cümlenin ögelerini bulacağız, tamam mı? Tek tek cümleleri yazacağım. Buradaki ögeleri, dikkat etmemiz gereken şeyleri yazacağım. En sevdiğim cümlelerden birini yazarak başlıyorum. Diyorum ki, hakkıdır, hakkıdır. Bu arada hakkı derken ünsüz ikizleşmesi, yani ünsüz türemesi var, dikkat et. Hakkıdır, hakka tapan. Burada da yine ünsüz türemesi, ünsüz ikizleşmesi var. Şuradaki A hal ekidir, çekim ekidir. Özel isme gelirse kesme işaretiyle ayrılır. Buradaki hak Allah anlamına geliyor. Hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal. İstiklal yazarken A'nın üzerinde düzeltme işareti yok. Sevgili arkadaşlar, sınavda size bu şekilde devrik bir cümle verilebilir. Ögelerinde sıkıntı çıksın istemiyorsan, ögelerini düzgün bulayım diyorsan ne yap? Bu cümleyi, bu devrik cümleyi düz cümle haline getir. Peki, istiklal, hakka tapan milletimin hakkıdır. İstiklal, hakka tapan milletimin hakkıdır. Hakkıdır yüklem dersen, gitti. Çünkü sana Nazlı Hocam ne dedi? Önce şöyle bir cümlede tamlama falan var mı, ona bak dedi. Bak bakalım. Hakka tapan milletimin hakkı. Bir kere milletimin hakkı. Kimin hakkı? Milletimin hakkı. Belirtili isim tamlaması değil mi? Parçalanır mı? Parçalanmaz. Peki milletimin hakkı diyerek bitti mi olayımız? Hayır. Nasıl millet? Nasıl millet? Hakka tapan millet. Hatta tapandaki an ende nedir? Sıfat fiildir. Yani hakka tapan millet dediğinde şuranın tamla yanı aynı zamanda bir de sıfatla nitelenmiş mi? Evet. Şu an bir isim tamlaması ile bir sıfat tamlaması iç içe geçmiş mi? Evet. Zincirleme olur mu? Olmaz. Zincirleme olabilmesi için iki isim tamlamasına ihtiyacın var. Burada ne olmuş? Tamla yan nitelenmiş. O zaman ne diyeceksin? Hakka tapan milletimin hakkıdır yüklem. Hakka tapan milletimin hakkı olan ne? İstiklal. Buna da ne diyeceksin? Buna da özne diyeceksin. Söylediğim her şeyi uygulayabileceğimiz çok güzel bir cümleydi. Umarım anlamışsınızdır. Bir kez daha söylüyorum. İstiklal yazarken A'nın üzerine düzeltme işareti yok. Hakka derken hak Allah özel isimdir. Buna getireceğin çekim ekini kesme işaretiyle ayırman gerekiyor. Görülen ses olayı ünsüz türemesi. Ünsüz türemesinin diğer adının ünsüz ikizleşmesi olduğunu unutmayın. Hakka tapan kelimesi yumuşamaya aykırı bir kelimedir. Tapmak P ile bitiyor. Yanına ünlüyle başlayan bir ek geliyor ama yumuşamıyor. Yumuşamaya aykırılık bir ses olayı değil. Sorulursa ararsınız. Millet, milletim derken bak bu da yine yumuşamaya aykırıdır. Milletim, benim milletim. Oradaki ım eki, iyelik ekidir. Im da ilgi durum eki, yani tamlayandır. Milletimin hakkı derken burada görülen ses olayı yine ünsüz ikizleşmesi, ünsüz türemesidir. Milletimin hakkı deyince buradaki ı'nın iyelik eki olduğunu sakın unutma. İyelik eki, isim tamlamalarındaki tamlanan eki çünkü iyelik ekidir. Peki sondaki dırın da yine ek eylem olduğunu sakın unutma. Hemen bir cümle daha söyleyeceğim. Tatlı dil her kapıyı açan bir anahtardır. Bak şimdi. Tatlı dil, tatlı dil her kapıyı, her kapıyı açan bir anahtardır. Anahtardır yüklem diyemezsin. Çünkü sana ne dedim? Tamlama ara dedim. Ay, sınıfta bir sinek var. Umarım şu an çıkar. Bir saniye. Sizi rahatsız edecek olayım o. Size işte hocam sınıfta sinek var deyip sizi rahatsız eder mi acaba? Şu an parlıyor mu? Parlamıyor. Tamam, güzel. Kapı açık. Şimdi tatlı dil her kapıyı açan bir anahtardır. Anahtardır yüklem diyemezsin. Neden diyemezsin? Çünkü her kapıyı açan anahtar. Her kapıyı açan anahtar nedir? Sıfat tamlamasıdır, öyle değil mi? Hatta açandaki an ende nedir? Sıfat fiildir. Her kapıyı açan bir anahtardır yüklem. Her kapıyı açan bir anahtar olan ne? Tatlı dil. Burası da öznedir.
Peki öznesi bir sıfat tamlaması dese doğru mu? Doğru. Yüklemi bir sıfat tamlaması dese doğru mu? Doğru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir sıfat tamlaması ek eylem alarak yüklem olmuştur dese? O da yine doğru. Burada yumuşamaya aykırı kelime var mı? Var. Açan kelimesi Ç ile bitiyor. Ünlüyle başlayan ek alıyor ama yumuşamıyor. Peki buradaki bir, buradaki bir herhangi anlamı kattığı için belgisi sıfat mı? Evet. Anahtar kelimesi o zaman hem nitelendi hem belirtildi mi? Evet. Her kapıda herin altını çizse ne diyeceksin? Sıfat. Ne sıfatı diyeceksin? Belgisi sıfat diyeceksin. Hemen bir örnek daha. Zorluklar başarının değerini artıran süslerdir. Hemen yazalım. Zorluklar. Bu arada tatlı dilden sonra virgül gelmesi gerekiyor. Neyi ayırmak için? Özneyi ayırmak için. Zorluklar başarının üstesinden gelmeye yarayan süslerdir. Süslerdir yüklem demeyeceksin. Ne diyeceksin? Başarının üstesinden gelmeye yarayan süs. Süs isim. Nasıl süs? Başarının üstesinden gelmeye yarayan süsler. Doğru mu yazdım cümleyi? Pardon, başarının üstesinden değil. Başarının değerini artıran, kusura bakmayın. Zorluklar başarının değerini artıran üstesinden, başarının üstesinden gelmek diye saçma oldu. O ara böyle bir şey oldum. Başarının değerini artıran süslerdir. Başarının değerini artıran süslerdir yüklem. Artmak fiil kökü. Artırmak dediğinde yanına ünlüyle başlayan ek geliyor ama yumuşamıyor. Yine yumuşamaya aykırıdır, unutma. Başarının değeri belirtili isim tamlamasıdır. Şuradaki i'nin iyelik eki olduğunu unutma. Sondaki i'nin belirtme eki olduğunu unutma. Başarı kelimesinin türemiş yapılı olduğunu unutma. Baştan başarmak, başarmaktan başarı olmuştur. İki tane yapım eki vardır başarı kelimesinde. Başarı kelimesinin kökü baştır. Baş isim köküdür. Baştan başarmak oldu, isimden fiil. Başarmaktan da başarı oldu, fiilden isim oldu. İki tane yapım eki olduğu için gövdeden türemiş olduğunu unutmayacaksın. Başarının derken ın eki ilgi durum ekidir. Değeri derken i iyelik ekidir. Sondaki i de belirtme durum ekidir. Başarının değerini artıran süs yine nedir? Bir tamlamadır. Başarının değerini artıran süsler olan ne? Zorluklar öznedir. Lar eki çoğul ekidir. Ne zaman çoğul ekidir? İsme gelirse, isme gelirse çoğul ekidir. Tamam mı? Unutmayın sakın. Zor isim kökü zorluk olmuşluk yapım ekidir. Ardından bir tane de ne yapmış? Çekim eki gelmiş. Bu da yine önemli. Peki bir tane daha. Gerçek bilgi yapılarak, denenerek öğrenilen bilgidir. Gerçek bilgi yapılarak, denenerek öğrenilen bilgidir. Sevgili arkadaşlar, cümlede bir tane zarf fiil varsa yanına virgül gelmez. Birden çok zarf fiil varsa gelir. Yapılarak, denenerek dediğinde birden çok zarf fiil olduğu için buraya virgül gelir. Ama şöyle deseydi, gerçek bilgi yapılarak öğrenilen bilgidir deseydi virgül falan olmazdı. Cümlede bir tane zarf fiil varsa yanına virgül gelmez. Birden çok zarf fiil varsa gelir. Cümlede bir tane SSA varsa yanına virgül gelmez. Birden çok SSA varsa gelir. Yapılarak, denenerek öğrenilen bilgi. Yapılarak, denenerek öğrenilen bilgi sıfat tamlamasıdır, parçalanmaz. Yapılarak, denenerek öğrenilen bilgi olan ne? Gerçek bilgi. Buna da ne diyeceksin? Buna da özne diyeceksin. Sevgili arkadaşlar, bir şey daha söyleyeyim size. Yüklemi isim olan cümlelerde, ki burada görüyorsunuz, yüklemi isim olan cümlelerde genellikle, yani %80 yüklem özne şeklinde bir ne oluyor? Bir kalıp oluyor. Tamam mı? Ya yüklem özne oluyor ya da tamamı yüklem olabiliyor. Hemen ona da bir örnek verelim. Türk edebiyatının önde gelen isimlerinden biriydi.
Türk edebiyatının önde gelen isimlerinden biriydi. Biriydi yüklem diyemezsin. Ne yapacaksın? Tamlama arayacaksın. Ne edebiyatı? Türk edebiyatı. Bir kere orası belirsiz bir isim tamlamasıdır, parçalanmaz. Türk edebiyatının isimleri dediğinde neyin isimleri ya da kimin isimleri? Türk edebiyatının isimleri. E burası da belirtili isim tamlaması. Nasıl isim? Önde gelen. Bir de araya sıfat girmiş mi? Hocam burası zincirleme isim tamlaması olur mu? Tabii ki olur. İki tane isim tamlamamız var. Türk edebiyatı belirtisiz. Edebiyatının isimleri belirtili. İki isim tamlaman varsa araya sıfat gelse de ne yapacaksın? Buraya zincirleme isim tamlaması diyebileceksin. Peki isimlerinden biri en sevdiğim, en çok anlattığım eklerden bir tanesidir. Dendan eki. Dendan eki, ayrılma durum eki, tamlayan eki yerine kullanılabiliyordu biliyorsun. Dendan gördüğün yere ın in getiriyordun kuzum. İsimlerinden biri, isimlerinin biri. Bak, burası da belirtili isim tamlaması. Biri kelimesi de yine çok fazla soruluyor. Belgisiz zamirdir, sakın unutmayın. Şey de belgisiz zamirdir, sakın unutmayın daima. Türk edebiyatının önde gelen isimlerinin biri. Nereyi parçalayacağım? Parçalayabileceğin bir yer kaldı mı? Kalmadı. O zaman ne diyeceksin? Türk edebiyatının önde gelen isimlerinden biriydi yüklem diyeceksin. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zincirleme bir isim tamlaması ek eylem alarak yüklem olmuştur? Tamamı yüklem. Ha, bir de ne var? Olan kim o? O gizli özne. Şimdi hocam bunu bana verse ve buradaki sıralamayı bana sorsa ben şimdi ne yapacağım? A. Yüklem. B. Özne yüklem. Sevgili arkadaşım sen A'yı işaretleyeceksin. Sıralamalarda hani bir cümle veriyor da öge sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir diyor ya, gizli özne olanı almıyorsunuz. Tamam mı? Siz sadece o verilen cümlede görünen kısmı alıyorsunuz. Gizli olan bir özne varsa onu özne olarak burada almıyorsunuz. Tamam mı? Bak bu da çok önemli bir ayrıntıdır. Peki başka ne söyleyelim? Onlar saatlerce sınıfta beklemişler beni. Beklemek kelimesinin türemiş olduğunu sakın unutmayın. Bekten beklemektir. Hatta bekçi kelimesine türemiş olduğunu unutmayın. Bekten bekçidir. Bek isim köküdür, sakın unutmayın. Onlar beni saatlerce sınıfta beklemiş. Beklemiş yüklem. Bekleyen kim? Onlar. Onlar özne. Kimi beklemiş? Beni, belirtili nesne. Nerede beklemiş? Sınıfta. Dolaylı tümleci. Ne kadar beklemiş? Saatlerce. Zarf tümleci. Evet sevgili arkadaşlarım. Başarı mutluluğun anahtarı değildir. Mutluluk başarının anahtarıdır. Hadi son cümle olsun. Başarı mutluluğun anahtarı değildir. Başarı mutluluğun anahtarı değildir. Başarı mutluluğun anahtarı değildir. Mutluluk başarının anahtarıdır. Başarının anahtarıdır. Hemen cümlenin ögeleriyle ilgili bir hatırlatma yapmak istiyorum. Arkadaşlar içinde birden çok yüklemi olan cümleye biz ne diyoruz? Sıralı cümle diyoruz. Cümlelerin, bu sıralı cümlelerin en az birinin içinde virgül varsa bu cümleler birbirinden neyle ayrılacak? Noktalı virgülle ayrılacak. Başarı mutluluğun anahtarı değildir. Burası birinci cümle. Birinci cümlede virgül var mı? Var. İkinci cümleye geçerken ne yapman gerekiyor? Noktalı virgül getirmen gerekiyor. Bakın cümlelerin herhangi birinde olması yeterli. Yani ister birde olsun, ister ikide olsun. En az birinin içinde virgül varsa iki cümle birbirinden noktalı virgülle ayrılıyor. Şimdi değil kelimesi edattır. Biliyorsun edatlar tek başına yüklem olmaz. Tamam mı? Yanındaki isimle beraber ya da isim tamlamasıyla beraber alacaksın. Başarı mutluluğun anahtarı değildir. E mutluluğun anahtarı belirtili isim tamlaması mı? Evet. O zaman diyeceksin ki mutluluğun anahtarı değildir yüklem. Mutluluğun anahtarı olmayan ne? Başarı da özne.
Başarı kelimesinde iki tane yapım eki var. Gövdeden türemiş bir kelime olduğunu unutma. Kelime kökünün isim kökü olduğunu unutma. Peki mutlu, kutlu kelimelerinin türemiş olduğunu unutma. Kelimenin kökü muttur. Kelimenin kökü kuttur. Mut, kut isim köküdür. Aynı anlama gelir. Muttan mutlu, mutludan mutluluk olmuş. Mutluluk kelimesinde iki tane yapım eki vardır. Gövdeden türemiş bir kelimedir, unutmayın. Mutluluğun anahtarı. Şurası ilgi durum eki, burası iyilik ekidir. Değil kelimesinin türü edattır. Buradaki dır eki, eke eylemdir. Edat yanındaki isimle öbekleşmiş, eke eylem almış ve yüklem olmuş. Her biri sorulabilir. Mutluluk başarının anahtarıdır. Başarının anahtarıdır yüklem. Başarının anahtarı olan ne? Mutluluk özne. Sevgili arkadaşlar, bundan sonra top sizde. Cümlenin ögelerinde bakalım sıkıntı yaşıyor musun, yaşamıyor musun? Tamam mı? Şimdi yapamadığınız soru olursa yorumlar kısmına örnekleri yazın. Ben de sizlere oradan yardımcı olmaya çalışayım. Kendinize çok iyi bakın. Eksik olduğunuz konuları da yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Beğenmeyi, takipte kalmayı unutmayın. Görüşürüz.